Fazla vaktini almayacağım. İstediğin kadar vaktimi alabilirsin. Buraya büyük laflar etmeye gelmedim Enes. Laf salatası da yapmayacağım. Nihal meselesini sana en başından beri söyleseydim, tüm bu yaşadıkların değişir miydi, değişmez miydi bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. Evet, ikimiz de bu kadar acı çekmezdik. Senden bir şey saklamak benim için kolay oldu mu sanıyorsun? Olmadı. Hiç kolay olmadı. Bu bilekliğin bende daha fazla kalmasını istemezsin diye düşündüm. Merhaba, sevgili Umut Radyo dinleyenleri. Bugün size ben sevdiğim bir kitaptan sevgiyle ilgili bir paragraf okuyacağım. Bana yalan söylemiş, ihanet etmiş, güven duygumda derin yaralar açmışlardı. Onlara artık hayranlık ve saygı duymuyordum, fakat yine de onları seviyordum. Hiç şansım yoktu. Vahşi doğada, karın içinde dururken bunu bal gibi biliyordum. Sevgiyi öldüremezsiniz. Onu nefretle bile öldüremezsiniz. Belki sevgi halini, aşkı öldürebilirsiniz. Onları öldürür veya ağır bir pişmanlık içinde derine gömebilirsiniz ama sevgiyi öldüremezsiniz. Sevgi sizinki dışında bir gerçeği tutkuyla aramaktır. Ve bir kere bunu içtenlikle dolu dolu yaşadınız mı? Sevgi sonsuza dek sürer. Sevgiye dair her hareket, kalbin her bir yanı evrensel iyiliğin bir parçasıdır. Ve hiçbir zaman ölmez.